İyi akşamlar efendim, saatlerimiz 18.30. Üreten TV stüdyolarından karşınızdayız. Üreten TV yeni reel sektör kanalımız. Reel sektörden haberleri de kanalımızda bulabilirsiniz. Ekonomi Tube TV ile ortak yayın yapıyoruz şu anda. İki kanal birden ve her pazartesi günü 18.30'da Burak Salman, Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü bizlerle beraber hem sizden gelen soruları yanıtlıyor hem de piyasaları değerlendiriyoruz kendisiyle. Sevgili Burak, hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Selamlar. Şimdi zamanı doğru kullanalım ve zaten çok yoğun sorular da alıyoruz özellikle senin programında. Ben ama ilk başta güzel dileklerini ileten bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız mazot ne kadar gördünüz mü, ne yapacağız şimdi? Diğeri de diyor ki ne kadar boş yani bu sepet için. Mazot fiyatları arttığı için de arkadaşlarımız da son derece tepkililer. Ama Serdar kardeşimin sorusuyla başlayayım ben. 2022 yazına kadar 8-9 uzun vadeli hangi şirketleri değerlendirmek, portföy eklemek gerekir demiş. Bu soruyla da ben de yayına girmiş olayım. Bu arada Tacirler Fonu Değişken TCD'nin beklentilerini de sorar mısınız demişler. Sorularınızı alalım arkadaşlar. Ondan sonra şirketlere de geçeriz. Bankalar falan böyle bir güzel aynen, bir öyle program bir kompozisyon yapalım. Yaparız. İstersen şöyle başlayalım. Serdar kardeşimin sorusuyla başlayalım. Hem de piyasaları tamam. Sen de nasıl değerlendirirsen sözü sana bırakıyorum. Tabii ki de ben öncelikle şimdi artık bu seneki son program olacak benle yaptığınız. O yüzden ben şimdiden herkesin yeni yılını kutlayayım. İnşallah 2022 çok güzel bir yıl olur hepimiz için. Sonrasında aslında yani biraz da orta vadeye baktığımızda, 2022'nin ortasına kadar baktığımızda orada biz neyi görüyoruz? Aslında bence daha iyi bir piyasa görüyoruz. Çünkü baktığımızda zaten piyasa ucuz ve global piyasalar, global benzerlerimiz çok çok yukarıya gitti. Bizim şirketlerimiz hakikaten hala çok geride kaldılar. Hani dolar bazında bakmayı saymıyorum bile. Normal TL bazında bile hala çok gerideyiz. Şimdi baktığımızda ne iyi olur? Bence portföylerde kesinlikle bir tane banka olmalı. Bu banka yani Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası gibi gelecek senede güçlü olabilecek bankaların bir tanesi olmalı kesinlikle. Çünkü bankaların karlılıkları bizim tahminimizce iyi gidiyor. Dördüncü çeyrek de iyi, gelecek senede iyi olmasını bekleriz. Ve burada bir tek sorun aslında sermaye yeterliliği ile ilgiliydi. Ama orada da şimdi dolar TL'nin TL lehine değer kazancı da bankaların sermaye yeterliliği ile ilgili soru işaretlerini kafadan aslında yatırımcının kafasından kaldırdı. Bir tane banka diyelim. İkincisi bence bir tane kesinlikle havacılık şirketi olmalı. 2022 koronadan daha da kurtulacağımız, işte artık hani koronanın tahminimce, yani ben doktor ya da tıpçı değilim ama gelecek sene koronanın daha böyle az etkilerini göreceğimiz bir duruma doğru gidiyoruz. Bu da tabii havacılığı çok canlandırır diye düşünüyorum. Zaten bu sene bir kısmi toparlanma olmuştu ama gelecek sene bence çok daha iyi bir toparlanma olacak. Doluluk oranları daha fazla artacak. Yani aslında havacılıktaki en önemli şey biliyorsunuz doluluk oranlarıdır. Çünkü uçağı tek kişiyle de kaldırabilirsiniz. İşte içerisinde 300 kişiyle de kaldırabilirsiniz. Hani tek kişiyle kaldırmanın maliyetini düşünün. 300 kişiyle kaldırmanın maliyetini düşünün. Dolayısıyla doluluk oranları ne kadar artarsa aslında havacılık şirketleri için karlılık görünümü o kadar artar. Benim nacizane görüşümle gelecek sene doluluk oranlarının çok ciddi oranda artış göstereceği yönünde. Ben açıkçası bu iki sektörü gelecek sene için yoğunlaşma tarafındayım. Bir otomotiv sektör şirketi kesinlikle olmalı. Çünkü otomotiv tarafında otomotiv şirketlerinin çok büyük beklentileri var gelecek sene biliyorsunuz. İşte Tofaş'ın Stellantis biliyorsunuz yeni ana ortağı. Onun global çapta işte elektrikli araç dönüşümü ve Tofaş'ın olası bir pay alma ihtimali. İşte Ford'un batarya tesisi, yerli şanzıman üretmesi, ağır ticari araçlar için Volkswagen'e İşte bir tonluk bu hepimizin bildiği Transporter'ın elektrikli versiyonu üretecek olması. Hani birçok böyle inovatif ve karlı arttıracak, şirketlerin cirolarını arttıracak pozitif gelişmeler olacaktır gelecek sene. Bunları kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Bence mevcut fiyatlardan kesinlikle bir tane perakende olması gerekiyor portföylerde. Çünkü perakende şirketleri çok çok ucuzlar. Hem kendi geçmiş tarihi çarpanlarına göre çok ucuzlar, hem global benzerlerine göre çok ucuzlar.
Gelecek sene de büyümeye devam edecek bu şirketler. Hem organik hem inorganik anlamda. O yüzden kesinlikle bir tane perakende olmalı diye düşünüyorum. Onun dışında ben yine şöyle bir hızlıca bakayım. Bir tane beyaz eşyacı kesinlikle olmalı. Çünkü beyaz eşyacılar biliyorsunuz hem iç talep oyuncularıdır hem de ihracatçıdır bu şirketler. Yani aslında bir tane dengeli bir oyuncu da olması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bence bir tane petrokimya kesinlikle olmalı. Petrokimya tarafında da beklentilerimiz kuvvetli, rafineri petrokimya diyelim. Zaten aslında bunlarla da genel bir görüşümüzü söylemiş olduk. Bu şirketleri bence değerlendirmek gerekir. Peki o zaman Aysel Hanım'ın bir sorusu var. Vakıfbank'ı yorumlar mısınız demiş. Bankalarla başlayalım. Bu arada bankalarla ilgili soru sormak isteyen arkadaşlarımız da bankaları hazır konu açılmışken sormaya devam edelim. Evet. Şimdi bankacılık tarafında bakıyorum şu anda. Yılbaşından beri ki getirilere baktığımda işte Akbank %16, Garanti %15, İşçiyeteri %17, Yapı Kredi %22 bir getiri var pozitif anlamda. Vakıfbank'ın %19 eksi getirisi var. Halkbank'ın da %15 eksi getirisi var. Yani aslında bu sene özel bankalarla kamu bankalarının ayrıştığı bir yıl oldu 2021. Tabii bu kamu bankalarının kötü olduğu anlamına gelmiyor. Onlar da iyiler. Onların da potansiyelleri var. Ama biraz daha uzun vadeye yayılan potansiyelleri var diyebiliriz. Bu noktada özel bankalar bir tık daha öne çıkıyor. Karlılık, kar marjları, getiri oranları daha iyi seviyede kamu bankalarına göre. Ha, Vakıfbank'a kötü seviyede mi? Değil. Ama özel bankalarınki daha iyi olduğu için onlar daha fazla ön plana çıktı. Vakıfbank ne zaman ön plana çıkar? Hani biraz daha böyle işte 6 ay 9 ay gibi böyle biraz daha orta vadeli bakan yatırımcılarımız için yatırımcılar için açıkçası Vakıfbank değerlendirilebilir. Peki Ama kısa vadede bence evet. Kısa vadede bence özel bankalar bir tık daha ön planda olmaya devam ederler. özel bankalardan mesela Garanti Bankası, Akbank, Yapı Tabii. Kredi. Şöyle aslında hepsinin güzel hikayeleri var. Hepsinin zaten temel anlamda görünümleri pozitif. Yani bu şirketler faiz indirimi sürecinde aslında bankaların en önemli kâr marjlarının açıldığı dönem faiz indirim süreçleridir. Çünkü orada vade uyumsuzluğundan dolayı yani krediler daha uzun vadede fiyatlanıp mevduat daha kısa vadede fiyatlandığı için mevduatı bankalar hızlıca yeniden fiyatlarlar ama krediler daha uzun vadede fiyatlandığı için otomatikman core spread dediğimiz yani basit anlamda kâr marjı açılır. Buna bir de hacim eşlik ettiğinde otomatikman bankaların elde ettikleri net faiz kâr payı gelirlerinde bir artış görürüz. Şimdi bu bağlamda bu bankaların hepsinin gayet iyi gözüküyor. Dördüncü çek rakamları da iyi gözüküyor. Enflasyondan ötürü büyük ihtimalle ellerinde taşıdıkları TÜFEX kağıtlarından dolayı da oradan da bir ek gelir elde ediyor olacaklar. Komisyon gelirleri iyi, işte diğer gelirleri iyi vesaire. Kötü kredilerden elde ettikleri collection dediğimiz yani o kredi tahsilatları da bu dönemde çok iyi gidiyor. Üçüncü çeyrek çok iyiydi. Bu dönemde de iyi gittiğini varsayıyoruz ve bu anlamda biz yılı iyi bir seviyede kapatabileceklerini düşünüyoruz özel bankaları. Her sıralamaya gelirse bizim için ilk sıradaki banka Garanti'dir. Sonrasında Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası olarak gider. Peki sevgili Burak, Garanti geri alımla ilgili hiç haber yok, hiçbir haber yok. BBVA'nın yaptığı şey manipülasyon değil mi, suç değil mi diye sormuş bir kardeşimiz. Yok, hayır, değil. Çünkü BBVA gönüllü bir çağrı yapmak istiyor ve bununla ilgili olarak SPK'ya da başvurdu. Şimdi SPK'dan çıkan sonuca göre yol haritası devam ediyor olacak. Oradaki onay bekleniyor şu anda. Hani herhangi bir manipülatif bir hareket değil. Sonuçta hani BBVA dediğimiz hani Avrupa'nın zaten sayılı bankalarından bir Tabii. tanesi. İşte biliyorsunuz Amerika'da 10 milyar euro gibi bir satış yaptılar. Bir orada Amerika'daki işlerinden çıktılar. Hani büyüklükler bu seviyelerde işte Türkiye'de de 2 milyar euroya yakın Garanti üzerinde bir geri alım açıkladı banka. O yüzden hani bu ölçüde spekülasyon olmaz ama tabii bu gönüllü çağrıdır. Onu da süreci takip ediyor olacağız. İşte fiyat bu seviyede mi oluşacak? Önümüzdeki süreçte yani yeteri kadar hisse toplayabilecek mi vesaire. Ama tabii bunların hepsi bir sonraki aşamanın konusu. Elif kardeşim de demiş ki yapı kredi için tavan neresidir sizce? Bir süredir yükselmeye devam ediyor. Bu devam eder mi demiş. Devam ederiz. Yani son bir haftaya baktığında
Yapı Kredi %1,5 gibi bir getirisi var. Son 30 günde de %14 getirisi var. Yani Yapı Kredi ve diğer bankalar, aslında şöyle düşünmek lazım. Bu bankalar defter değerlerinin belli bir oranı kadar işlem görüyor. İşte 0,3 civarında bir, yani defter değerinin 1/3 kadar fiyatta işlem görüyorlar. Yani normalde nedir aslında? Bir bankanın defter değeri seviyesinde işlem görmesi gerekir. Normal şartlar altında. Yani bu bankaların ne kadar, aynen, bu bankaların ne kadar iskontolu olduğunu hani sevgili izleyiciler de hani buradan çağrışma yaparak çıkartabilirler. Tabii illa defter değeri kadar edecek kadar bir, hani bugün yarın edecek kadar bir durum yok, ama önümüzdeki vade için görünümün pozitif olduğunu söyleyebiliriz bu bankaların. Peki mesela Sezer kardeşim de sormuş. Tam ben de onu düşünüyordum içimden. 2002 yılı için demir çelik sektörü neden tavsiyede bulunmadın diye soruyorlar. Bu soruya ilaveten tabii demir çelik sektöründe işte Erdemir, Kardemir, İstemir, bunları da sormuş olayım beraberinde. Belki orada Ereğli. Şeyi atlamışızdır. Hani ben biraz hızlı söylediğim için hani petrokimyayı söyledik sanırım. Demir çelik de aslında bunlardan bir tanesi olmalı. Çünkü demir çelikler şu anda zaten son dönemdeki o sert geri çekilmeyle aslında olması gerekenin çok altına geldi. Şimdi bu şirketler için biz dördüncü çeyrekte çok iyi kar göreceğiz tahminimiz o yönde. Ve aslında 2021 finansallarından da temettü dağıtacak olan şirketler, temettü dağıtmayı planlayan şirketler. Ve temettüde de şunu unutmayalım, geçtiğimiz hafta alınan kararda temettülerdeki stopaj %15'ten %10'a indirildi. Yani yatırımcıların eline temettünün %85'i geçiyorken artık %90'ı geçiyor olacak. Yani aslında yatırımcı için temettü daha cazip hale geldi. Öyle bakmak lazım. O yüzden temettü verebilecek şirketler, 2021 karından temettü verebilecek şirketler 2022'nin ilk yarısında da pozitif olacaklar. O yüzden buna Kardemir ve Ereğli'yi de eklememiz gerekiyor. Güzel. Peki Sezer kardeşimin sorusunu cevaplandırdık. Servet kardeşim demiş ki yabancı borsa İstanbul'da hisse almak için daha neyi bekliyor demiş. Yani yabancı tarafında şöyle düşünüyoruz. Şimdi yabancının zaten gelişi ve çıkışı da çok hızlı olmuyor. Yani hani bir çıkış süreci başladığında yabancı yatırımcıların. Yani bunlar long only fonlar. İşte hani aslında herkes aşinadır. Avrupa'daki büyük fonlar, Amerika'daki büyük fonlardan bahsediyoruz. Hani bunlar gelince hisseleri çok büyük miktarda alırlar. Çıkarken de o büyük miktardaki hisseleri azaltarak çıkarlar. O yüzden aslında kademe kademe biz bunun tekrar geri gelişlerini 2022 yılının başına itibaren görmeye başlarız diye düşünüyoruz. Çünkü ben de bir noktada bu getiri işi, yani getiri tarafında hakikaten onlar da ikna olup o görüşe sahip olduklarında bence çok hızlı bir şekilde gelirler. Evet tabii hisseleri senin kadar bilmem mümkün değil ama mesela borsa hikayeyi tabii sever. Borsa muhabirliği yaptığım dönemlerden biliyorum. Arkadaşlarımız da demişler mesela seçim borsaya yarar mı? Of öyle bir yarar ki. Borsa seçim hikayesine bayılır. Sezer kardeşim devam etmiş. Demiş ki 2022 yılında en yüksek temettü Ereğli'den bekliyorum. Doğru mudur demiş. Tabii tüm şirketler içinde kıyaslıyorsak hani bir bakmamız gerekir tekrardan rakamlara, tahminlere, ama Ereğli'nin ben tatmin edici bir oranda yüksek temettü verimliliğine sahip olacağını düşünüyorum 2021 karından. Çünkü şirket çok büyük miktarda ilk 9 ayda kar etti biliyorsunuz. 4. çeyrekte bence hiç fena olmayacak bir kar getirecek şirket. Topladığımızda dağıtılabilir temettü olarak önemli bir rakama işaret ediyor olacak diye tahmin ediyorum. Evet, bir de genel bir soruyla devam edeyim. Sonra hisselere geçeceğim tekrar. Demiş ki kardeşimiz, bir de Elif Hanım demiş, bir de rally devam edecek mi? Doğru mu sizce? Ocak ayında ben Viyop'ta işlem açıyorum demiş. Şöyle, bizce edecek. Yani gelecek senede bence dediğim gibi genel bir toparlanma devam edecek. Çünkü hani baktığımızda ucuz olmayan sektör neredeyse yok gibi. Yani saydığımız bütün sektörler, zaten debinde saydığımız bütün sektörler, yani borsanın zaten temelini oluşturan sektörler. Hepsi ucuz olduğu için BIST 30 tarafında da, yani BIST 30 vadeli de açılabilir. Ama tabii yani gün içerisinde endeks düzeltmeleri sert yaptığı için hem yukarı anlamda hem de aşağı anlamda, o yüzden pozisyonlar tarafında biraz daha stoplara riayet etmek gerekebilir. Stop olursunuz, tekrar aşağıdan tekrar açarsınız.
Ama onlara dikkat etmek gerekir. Yani ekstra bir zararla karşılaşmamak için. Murat kardeşim gene aynı şekilde Viyop'ta Ocak vadeli sözleşmelerin teorik fiyatların oldukça üstünde seyretmesi Ocak ayında iyimserlik olarak yorumlanabilir mi? Olabilir. Yani baktığımızda sonuçta vadeler arasında da en son bir katsayıyla ilgili bir değişiklik de olmuştu. Onun etkisi de olabilir. Borsa yönetimi tarafından bu gerçekleştirilmişti. Onun etkisi de olabilir ama hani borsa zaten geleceği fiyatlar. Yani genelde baktığımızda her Ocak ayında bir giriş olur borsaya. O yüzden önümüzdeki Ocak ayı içinde pozitif fiyatlamaları görmemiz sürpriz olmayacaktır. Peki beyaz eşya ve buzdolabı, beyaz eşya, kahverengi eşyaya baktığımız zaman Vestel ve Arçelik'i alalım senden. Valla ikisini de beğeniyoruz ama Arçelik'i biraz daha fazla beğeniyoruz. Çünkü Arçelik tarafında bu Hitachi hikayesi de artık seneye daha fazla somutlaşacak ve başlıyor olacak. Hitachi tarafında biz Arçelik özelinde çok umutluyuz. Çünkü Arçelik bu vesileyle Asya'da 2 üretim tesisi ve yaklaşık 10 ülkede de pazarlama şirketinin ana ortaklarından birisi olacak Hitachi ile birlikte. Bu çok önemli çünkü Asya pazarı beyaz eşyada gelecek vadeden dünyadaki en önemli pazar ama bir o kadar da çetrefilli tarafı var. Ne yazık ki özellikle Çinli üreticilerle rekabet etmek, yani bir yerel ortak, yerel know-how olmadığı sürece orada barınmanız bile çok zor. O yüzden Arçelik bize çok doğru bir strateji gerçekleştirdi. Artık önümüzdeki süreçte bunun verimini alacak diye düşünüyoruz. Peki, enerji sektörünü hiç yorumlamamışız. Enerji sektörüyle ilgili tavsiyelerimiz var mı Burak Bey diye Can kardeşim sormuş. Enerji tarafında şöyle, şimdi baktığımızda doğalgazlı üretenler, işte hibrit üretenler, hani birçok şirket var enerji tarafında ama biz enerji tarafına genelde, yani spesifik bir hikaye olmadığı sürece bunu tırnak içinde söylüyorum. Evet. Genelde mesafeli yaklaşıyoruz. Çünkü enerji şirketlerinin genelinde borç da var. Borç nedeniyle yani gerçi bu sene elektrik fiyatları vesaire çok iyiydi. Şirketler iyi bir yıl kapatacaklar ama tabii özellikle döviz bazlı borcu olan şirketler de var. O yüzden biz enerji tarafına biraz daha mesafeli yaklaşıyoruz. Mesela Elif Hanım demiş ki Bioenerji, Bioen mesela nasıl bir şirket? Bioen aslında iyi şirketlerden bir tanesi. Onlar da bu biomas dediğimiz o biyokütleden elektrik üretiyorlar. O tarafta da tabii garantili alım hikayesi olduğu için aslında iyi olabilir ama biraz daha uzun vadeli bakmak lazım. Peki bu fiyatlar nasıl? Şimdiden başlayalım mı hisse biriktirmeye diye sormuş arkadaşlar. Ya düştüğünü düşünüyorum ben de. Yani daha diplerde evet. Olmaz diye düşünüyorum. Bence de öyle ama işte hani hangi hisseyi biriktirecekleri çok önemli. Şimdi yatırımcılarımız, değerli izleyiciler şunu hedef olarak koyabilirlerse çok iyi olur. Yani gelecek sene borsa %20 kazandıracaksa ben öyle bir hisse bulmalıyım ki, kendime öyle bir portföy yapmalıyım ki ben %50 kazanayım. Aslında hani borsanın alfa yaratmak dediğimiz ana mantığı da bu baktığımızda. O yüzden doğru hisse de doğru zamanlamayla olmak lazım. Peki, şimdi Türk Telekom, telekomünikasyona geçtik. Şimdi Turkcell'i de soracağım arkadaşlar. Şimdi evet. Türk Telekom'la ilgili bir, aslında burada bir saat. Türk Telekom, varlık fonu alımı nasıl bir süreçtir? Fiyatı nasıl etkiler? Fiyat hedefi var mı diye sormuş arkadaşımız. Şöyle, Türk Telekom'la ilgili spesifik bir fiyat hedefimiz yok. Ama şöyle düşünelim. Şimdi telekom şirketlerinin, Türkiye'deki telekom şirketlerinin karşılaştığı en önemli sorun sahiplikti. Şimdi Turkcell bunu aştı. Biliyorsunuz varlık fonu orada ağırlığını koydu ve belli hisseyi aldı. Orada da yönetim artık varlık fonunda ve bu bağlamda da Turkcell'in performansı çok iyileşti. Türk Telekom geride kaldı. Çünkü neden geride kalmıştı aslında son dönemde? Ortaklık tarafındaki sıkıntıları devam ediyordu. Aslında sıkıntı demeyelim de biliyorsunuz orada bir geçmişte yabancı bir ortak vardı, işte krediler ödenmedi vesaire. Sonra Türk Telekom hisseleri bankalara devroldu. Levent, işte LYY Telekomünikasyon adında bir şey kurdu bankalar. Akbank, Garanti ve yanlış hatırlamıyorsam İş Bankası'ydı. Üçünün bir oluşturduğu bir konsorsiyum var. Bu şirket o hisseleri devraldı. Ama baktığınızda bankaların ana işi telekom şirketi yönetmek değil. O nedenle de aslında sahiplik konusunda da
hep bir yatırımcı kafasında soru işareti vardı. Şimdi böyle bir satın alma olursa en azından bu sahiplikle ilgili soru işareti ortadan kalkıyor olacak. Bu da aslında önemli bir aşama Türk Telekom için. Yani bu sahiplikle ilgili, alımla ilgili tabii hisse fiyatı kaçtan alınacak vesaire, hangi piyasa üzerinden alınacak o da çok önemli. Ama en azından bu sahiplik riski dediğimiz o risk ortadan kalkıyor olacak Türk Telekom hisseleri için. Peki Serhat Ergin Doğan kardeşim sormuş. Doğan Holding. Hemen Doğan ben Holding'i çok soruyorlar. Evet, Doğan Holding de tabii çok sert geri çekilme gösterdi. İşte 4 liradan üzerine çıkmıştı. Şimdi bugün 2.78 gibi bir tutarda kapatmış. Doğan Holding'in hikayesi aslında biliyorsunuz hani döviz long olan bir holding olduğu için dolardaki işte o değer kazancı da birlikte aslında çok hızlı bir şekilde yükseldi. Sonrasında tam tersi bir şekilde TL değer kazancı da geri gelmiş oldu. Tabii şirketin hani uzun vadeli baktığımızda bir potansiyeli var. Hani şirketin yaptığı çalışma da var bununla ilgili aslında net aktif değerle ilgili. Orada bir potansiyel var ama hani Doğan Holding'i alayım hani kısa vadede performans göstersin diye düşünen yatırımcılarımız varsa orada tabii dolar TL'nin seviyesi çok önemli. Ama Doğan Holding'deki ana getiri daha uzun vadeli olur. Yani önümüzdeki bir sene içerisinde onun içindeki gizli değer ancak o zaman çıkar diye düşünüyorum. Peki Alarko? Alarko da tam tersi. Alarko'nun biliyorsunuz şimdi Karabiga Santrali var. Orada da bir proje kredisi var. Euro bazlı. Bundan dolayı işte dolar TL, euro TL yukarı gittikçe aslında Alarko'nun elde edebileceği bir kur farkı zararı oluşacaktı. Ve ondan dolayı da aslında Alarko dolar TL yukarı gittiğinde bir miktar zayıf performans gösterdi. Ama sonrasına baktığımızda şimdi dolar TL geri çekilmeyle birlikte de son 3-4 gündür Alarko çok iyi performans gösteriyor. Alarko mevcut fiyatlardan cazip diyebiliriz. Tabii hani çok büyük bir yükselme potansiyeli yok bizce ama bence bu ortamda eğer kur da bu seviyede yılı kapatırsa bence daha iyi performans gösterir Alarko. Halil İbrahim Bey kardeşim demiş ki GSD Holding. GSD Holding de aslında Doğan Holding gibi düşünmek lazım. Alarko gibi düşünmemek lazım. GSD Holding'in de aslında nakdi olan bir şirket ve döviz bazlı bir nakdi olan şirket. Şimdi döviz tabii dolar TL'deki TL lehine değer kazancı bu tarz elinde kasasında döviz tutan şirketleri bir miktar negatif etkiledi. Aslında negatif etkiledi dediğimiz şu, oradan dönem sonunda bir kur farkı geliri yazılacaktı. Şimdi o kur farkı geliri azalmış oldu. Bundan dolayı bir geri çekilme var. GSD Holding'de son dönemde ben de bir yandan da grafiğini açayım. Evet, olur. Aynen geri çekilme ve toparlayamayan bir görüntü var. Burada tabii aslında GSD Holding'in ana işi denizcilik işi. Yani bu şirketin birçok gemisi var ve gemileri kiraya veriyorlar. Taşıma gemileri var. Burada ana hikayeyi takip etmek isteyen yatırımcılar Baltic Dry Index'i takip edebilirler. Yani o tarafta bir toparlanma olduğunda GSD Holding'de de eninde sonunda bir toparlanma olacaktır. Peki Sabancı Holding, holdinglere gelmişken Sabancı ve Koç Holding'e de bakalım. Tabii. Valla Sabancı ve Koç da ikisi çok beğendiğimiz holdingler. Şimdi Sabancı Holding'in Filsa satışına onay çıktığı rekabet kurumundan yaklaşık 2.9 milyar TL'lik bir satıştı. O zamanki kurla işte 300 milyon dolar civarında bir tutara denk geliyordu. Büyük rakam, önemli bir rakam, bir de tabii bir taşla birkaç kuş vurdu Sabancı. Bir yani çok ana işi olmayan sigara işinden çıktılar. Kâr marjı çok düşüktü bu işin ve ana işi değildi Sabancı'nın açıkçası. Şimdi bu nakdi de doğru yerlere yönelttiklerinde bence çok daha iyi olacaktır ki şirket geri alım açıkladı ve geri alımını uygulayan bir şirket. Hatta çok ciddi oranda riayet ediyorlar buna. O da bence pozitif. Koç Holding tarafında, Koç Holding bence o toparlayamadı son dönemde ama bence o daha iyi olacaktır. Çünkü neden toparlayamadı? İşte baktığımızda bunun ana alt kalem şirketleri işte Tüpraş'ıdır, Aygaz'ıdır, işte Yapı Kredisi'dir, Ford'dur, Tofaş'tır, Arçelik'tir. Onlar da çok hızlı bir şekilde toparlayamadıkları için Otokar'dır. Orada da bir Koç Holding biraz geride kaldı ama ben Koç Holding'in mevcut seviyede ucuz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki Ayhan kardeşim demiş ki Alarko yükseliş beklememek lazım diyorsanız
Neden Hayır. tacirler TCD fonunda %10 alarko tutuluyor? Şimdi yükseliş beklememek lazım demedim. Orada bir yanlış Değil. anlaşılma Onu olmuş. Ben düzeltmen tekrar için özellikle ben de özel. sordum Aynen. zaten. Şimdi orada benim söylediğim şey şu. Alarko'nun operasyonel performansı oldukça iyi. Kurla ilişkili olarak, yani kur bu seviyede kapatırsa Alarko'nun önümüzdeki süreçte yükselen potansiyeli olur dedim. Ama hani çok böyle nasıl anlatayım, işte demin bahsettiğimiz çok ciddi yükselecek bir şirketler kadar yükselmeyebilir ama iyi bir potansiyel onda var dedim aslında. Ben tekrar düzelttim. Belki ben yanlış anlattım Aynen, ben kendimi. özellikle sordum onu zaten. Çok güzel bir ikinci soru da var. Tacirler fonda niye fazla işte belli bir %10 oran alarko tutuyor diye de soruluyor. tutuyormuşsunuz. Şimdi aslında tacirler portföyle, tacirler yatırım ayrı şekilde yönetiliyor biliyorsunuz. Onların portföy tarafında tüm kararları portföydeki portföy yöneticileri masası verir. Bizlerden de tabii ki de görüş alırlar ama bizlerin verdiği görüş onların hani nihai kararlarını bağlamaz. Kesinlikle son kararı onlar verirler. Dolayısıyla hani siz böyle söylüyorsunuz ama hani portföy tarafı böyle yapıyor gibi hani o kıyaslama nihayetine doğru sonuç vermeyebilir. Hani ben de bu vesileyle bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Güzel. Aksa Akrilik. Pek çok arkadaşımız sordu bunu. Evet. Bayağı bir yoğun şey geldi Aksa Akrilik'le ilgili. Evet. Valla şirket çok çok iyi performans göstermiş son dönemde ama tabii kur biraz işte TL lehine değer kazancı olduğunda o da dövizle iş yaptığı için son dönemde bir geri geldi. Ama o da çok çok iyi bir şirket. Aksa Akrilik'i şöyle düşünelim. Akrilik elyaf üretiyorlar. Dünya çapında %15'in üzerinde kapasite payı var. Toplam dünyadaki akrilik elyaf pazarının %15'inden fazlası Aksa Akrilik'te. Ve Avrupa'da önemli bir rakipleri kapandı bu yıl içerisinde. Yani pazarda penetre edip daha da büyüme şansları var. Ki bu akrilik piyasasında son yıllarda görmediğimiz bir olaydı. Hani aslında ana bir hikayesi var şirketin. Dolayısıyla bence o geri çekilmelerde alınabilecek şirketlerden bir tanesi. Peki Uluğun Söke Un'u almak için dolar Kredi kredi kullan. anlaşması yaptığı Evet. 1-2 hafta içinde anlaşma açıklanır gibi yükselme olur mu sizce demiş Mehmet kardeşim. Uluğun'la ilgili yine başka sorular da vardı. Mehmet kardeşimin nezdinde Tabii. diğer arkadaşlarım da soruyorum. Yani direkt hani söküyor onu alacak diye yükselme olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten bu piyasa tarafından bilinen bir haber. Piyasada beklentiyi satın alacağı aldığı için her zaman. O yüzden hani satın alma bitti vesaire gibi bir konudan dolayı olduğunun hani yükselmesini beklemeyiz. Ama tabii şirket bunu hangi fiyattan alacak, ne kadar kredi kullanacak, ne kadar borçlanacak, ne kadar öz kaynak harcayacak. Bunu aldıktan sonra işte nasıl bir sinerji oluşturulacak? Yani 1 artı 1 3 edecek mi? Birazcık onları irdelemek lazım. Yani onun sonunda tabii 1 artı 1 hakikaten 3 edecekse burada orta vade için ciddi bir yükselme potansiyeli olabilir. Peki, Gözde'yi çok merak ediyoruz. Favori Evet. reytingleri en yüksek. Gözde, aynen. Evet. Ondan da hızlıca bahsedeyim. Şimdi Gözde de tabii ciddi bir volatilite yaşadı bu dönemde. 10.70'lere kadar çıkmıştı. 7.5'tır, 7 evet 7.60'lara kadar geriledi. Bugün itibariyle de 9.44 kapattı. Neredeyse günün en yükseğinden kapattı. Şimdi tabii hikayesi olan bir şirket baktığımızda işte şokun getire satılma ihtimali var yani biliyorsunuz. Hatta hafta sonu Dünya Gazetesi'nde de Kerim Ülker de bununla ilgili bir yazı yazdı. Hani sizler de takip etmişsinizdir. Orada bir getire bir pay devri olacak Şok tarafında. Tabii biliyorsunuz Şok'un ana hisselerinden bir tanesi Gözde. Baktığımızda Gözde bir de Polinas'ı satmayı düşünüyor ya da ortak bulmayı düşünüyor diyelim. Yani stratejik opsiyonları, stratejik alternatifleri değerlendirecek şirket. Baktığımızda aslında iki taraflı hikayesi var şirketin. Yani şirketin de zaten bu tarz böyle private equity şirketlerinden beklenen de budur. Yani X bir şirkete belli bir seviyeden girip birkaç sene sonra o yatırımını satıp işte o satımın bir kısmıyla temettü dağıtıp bir kısmıyla da yeni işler kovalamıştır. Aslında private equity şirketlerinin, girişim sermayesi şirketlerinin ana işi budur. Gözde de bunu yaptığında zaten gerçekleştirmek üzere şimdi böyle bu iki olayla birlikte. Bizce Gözde ucuz ve cazip şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi GEO'ları soracağım arkadaşlar. Bu arada Vestel'i konuştuk. Petkim'i konuştuk arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yasin kardeşim demiş ki Burak Bey GSD Holding ile Doğan Holding. Petkim'i konuşmadım. Ha, Petkim'i konuşmadık. Unutuyorum. Çok özür. Onu bir Hayır, şunu bir aklımda. cevaplayalım önce. Tamam.
GSD Holding ile Doğan Holding'i kıyaslayamayız demiş. GSD esas faaliyet kası güçlü bir şirket. Doğan Holding sadece kasasında para tutuyor. Başka da hikayesi yok. O konuda haklısınız demiş. Ben onu da tekrar hani bir cümleyle ifade edeyim tekrardan. Evet. Aslında GSD ile Doğan Holding'in benzer bir yanı var demek istedim. Yani ikisinde de kasasından hani dolar olduğu için aslında doların TL'nin değer kazancında iki şirket de negatif etkilendi. Evet. Ben aslında onu ifade ettim. Yoksa tabii ikisinin de işleri bambaşka. Hani tabii baktığımızda Doğan Holding'in enerji santrali var, ne bileyim işte ambalaj işine girdiler, otomotiv işi var, işte medya işi var, bir sürü farklı iş var. Öteki tarafta bankacılık var, işte gemicilik, gemi işi var. O tarafta bambaşka bir iş. Ama hani ikisinin de kendi içinde değerli şirketler. Ama bu dönemde biraz daha onlar geride kalır performans anlamında. Şimdi çimento sektörüyle ilgili genel bir soru var. Çimento sektöründe Nuh Çimento özelinde de belki onu anlatabilirsin sonrasında. Nuh Çimento ile ilgili özel bir soru gelmiş. Nuh Çimento ile ilgili hani izlediğimiz, takip ettiğimiz bir şirket değil. Son dönemde ama iyi de bir hareket başlatıyor gibi gördüğüm kadarıyla. Tabii Nuh Çimento'nun da Marmara'da önemli bir lokasyonda ve aslında genel olarak baktığımızda çimento şirketlerinde bence çok önemli bir değer çimento Türkiye için. Çünkü hem Avrupa'ya ihracat anlamında, hem diğer bölgeye ihracat anlamında, hem de yurt içi satışlar anlamında önümüzdeki süreçte çok ciddi potansiyel barındırıyor. Tabii burada sadece Nuh Çimento değil, Çimsa, Oyak Çimento gibi şirketler de bence önümüzdeki süreçte pozitif olur. Çünkü bu şirketlerin de hem ihracat potansiyeli var, hem yurt içi pazara da hakim şirketler. O yüzden hani her iki taraftan da fayda sağlayacak şirketler bunlar. Peki Petkim'i atlamıştık orada. Petkim'i sorayım ben. Tabii. Şimdi yılın son haftası olduğu için bu Etiren Hafta Spread'i bu son haftada yayınlanmıyor ama o zaman aslında yılı kapatmış olduk Etiren Hafta makasıyla. Son dönemde baktığımızda dördüncü çeyrek rakamları Etiren Hafta makası anlamında çok kuvvetliydi. Dolar TL'nin de ortalama olarak baktığımızda yansıması da pozitif olacak. Baktığımızda dördüncü çeyrekte Petkim için iyi bir operasyonel karlılık, iyi bir ciro görmemiz gerekiyor. Şirket zaten ucuz, işte o da çok ciddi yükselip sonrasında sert bir şekilde geri gelen şirketlerden bir tanesi. Bugün 8.01 kapatmış gördüğüm kadarıyla. Şirket iyi bence. Tabii oradaki tek sıkıntı şu, bu şirket Socar'ın CFO'sunu yaptığı açıklamaydı bu arada. En son Bloomberg HT röportajında. Şirketin ilk çeyreğin sonunda bir duruşu olacak, bakım duruşu. Bakım duruşları genelde bu tarz rafinerilerde, petrokimya rafinerilerinde işte 45 gün ile 60 gün arasıdır. Ve burada fabrika tamamen duruyor. Tabii illaki kademeli durur ama bir noktada fabrika duruyor ve üretim yavaşlıyor. Burada da şirketler ya stoktan satıyor ya da ithal edip ya da dışarıdan alıp satıyorlar. Ve burada da kar marjlarına bir miktar zayıflık olabiliyor. Yani biraz orta vadeli alacak yatırımcılar buna dikkat etmeli diye düşünüyorum. Ama kısa vadeli bence görünüm pozitif etmeli. Peki Sasa, pardon özür dilerim, önce şunu sorayım. Petkim Sasa'dan daha mı değersiz? Piyasa değeri Sasa'nın yarısı demiş Aytaç kardeşim. Bu arada Sasa'yı da sormuş olayım. Aytaç Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani benim de duygularıma tercüman oluyor. Hani herkes, yani ikisi de çok değerli şirketler bu arada. Asla ayırmak gibi bir şeyim yok ama hani herkes Sasa diyor ama hani Sasa cümlelerini duyduğum kadar, yarısı kadar Petkim duymuyorum piyasada. Ama hani Petkim'e baktığımızda kurulu bir gücü var. Türkiye'deki oturmuş entegre petrokimya tesisi, işte rafineri kuruldu yanına, rafineriden ham madde alıp işte üretip petrokimya ürünü olarak satıyorlar. Kendi limanı var, önünde ihracatı yapıyor, yurt dışı pazarının 1/5'ine hakim vesaire. Hani birçok pozitiflik Petkim'de var tabii ki de. Ve Sasa'nın piyasa değerinin yarısı kadar fiyatla işlem görüyor. Hatta belki daha da aşağıdır şu anda. Bana bu birazcık piyasada nasıl söyleyeyim, birazcık farklı geliyor bana açıkçası. Yani Petkim'in, Sasa'nın bu fiyatını normal kabul edersek Petkim'in çok daha iyi olması gerekiyor bence. Peki Şişecam? Aslında Şişe'de aynı şekilde son dönemdeki dolar TL hareketinden dolayı oradaki etkilenen şirketlerden bir tanesi oldu. Onun da toparlaması çok yavaş. Yani baktığımızda şirket 18.7 liralara kadar çıkmıştı.
İşte şu anda 13.40'larda kapatmış en son gördüğüm kadarıyla. Bence ucuz. Yani 13.56 kapatmış pardon bu arada. Bence ucuz. Şirket hakikaten çok ucuz. Ama kısa vadedeki işte dolar TL'nin seyri bu tarz böyle ihracatçı olan, döviz geliri çok yüksek olan şirketleri dalgalanmasına sebep oluyor. Ama bence bu tarz şirketlerde işi dolar olan, dövizle iş yapan, ihracatçı olan şirketlerde geri çekildikçe alım fırsatı olarak değerlendirmeli yatırımcılar diye düşünüyorum. Bir şey de bunların en başına geliyor. Peki Hektaş? Hektaş da bu arada sadece Hektaş değil tüm şeyciler, tüm gübre ve bitki işi yapan şirketler çok iyi toparladılar. Bugün Hektaş %9 yukarıda kapatmış. Bağfaş, Gübretaş %9, %10 yukarıda kapatmışlar. Bu tarafta aslında yurt içi tarafta yani işler zaten iyi ve bu şirketler için en önemli nokta şu, yatırımcılarımız hani bunu zaten bilenler biliyordur kesinlikle. Bu şirketlerin finansal anlamda en güçlü çeyrekleri 4. çeyrektir ve 1. çeyrektir. Yani içinde bulunduğumuz çeyrek ve bir sonraki çeyrek. Yani bu şirketler iki finansal raporlama döneminde açıklamalarında iyi sonuçlar açıklamaları gerekiyor. Normal baktığımız, geçmiş yönelik baktığımız rakamlarda da. Bu sene de bizce aynısı olacak. O yüzden bu tarz şirketlerde, gübre şirketlerinde geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii piyasa şunu göz ardı ediyor. Şimdi Hektaş, işte Bağfaş, Gübretaş bunlar gübre şirketi. Tamam doğru. Bitki koruma ve bitki besleme diyelim. Ama piyasa şunu göz ardı ediyor. Aslında bunların en başına Tekfen geliyor. Çünkü Tekfen'in Toros gübre, Toros tarım ve gübre Tekfen'in işte net aktif değerinin %55-60'ını oluşturur ve Toros tarım zaten Türkiye'de pazar lideridir. Yani demek istediğim şu, onun da dördüncü çeyreği gelecek. O da Tekfen'e yansıyacak aslında baktığımızda. Beklentiler bu yönde. Ama tabii Tekfen performans olarak daha geride kalmış gözüküyor. Peki madenleri sorayım. Madencilik sektörünü ve bu arada Kozal'ı da sormam istiyor arkadaşlarımız. Kozal'da da aslında Kozal'ın mevcut fiyatlarına baktığımızda gram altının hisse fiyatı, gram altının fiyatı La Kozal'ın TL grafiği direkt takip edilebilir. O tarafta tabii olumlu olmuş haber akışları da hisse performansını etkiliyor. Ama hani ben açıkçası o tarafta da önümüzdeki süreçten altın işi yaptıkları için potansiyel olabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan gübre işi, gübre taş tarafında da maden yatırımı, hatta bugün de gübre taştan bir açıklama geldi. Oradaki inşaat da başlamış. Orada bir Söğüt madeni var Gübretaş'ın sahip olduğu. Daha önceden Kozal'a kiraya vermişler yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında Kozal'ı çıkarttılar ve Gübretaş artık kendi altın çıkarım işini yapıyor olacak. Yani dolayısıyla aslında orada da önemli bir değer ortaya çıkabilir. Tabii hani değerleme anlamına baktığımızda altının ne kadar maliyette çıkartı, yani ön bir yatırım ne kadar tutacak, işte hangi vadede çıkartılmaya başlanacak, sonrasında ne kadarlık bir altın projekte ediliyor çıkartılma ilgili. Onlar tabii değerleme konusu, onların değer konusu, değerlemenin konusu ama ilk anlamda bu tarz haber akışları gübre taşı da bence pozitif etkilemeye devam edebilir. Peki İzzet kardeşim demiş ki, şimdi başa döndüm arkadaşlar, böyle hani arada atladıklarım oluyor. Doğu Aras Enerji'yi yorumlayabilir misiniz? Bekle bekle artık sabır kalmadı. Tarciler yatırım arkasında diye girdim. İskontolu fiyat istikrarı var dediler. Çok kötü durumda. Sabırsız bir İzzet kardeşimiz var burada. Ona ne diyelim? Ona bir cevap verelim şimdi. Tabii. Bahsettiğiniz gibi yani şimdi enerji tarafındaki potansiyellere baktığımızda tabii Doğu Aras'ta bir dağıtım bölgesi. İşte bir yandan da şeye de bakıyorum. Aynı şekilde aslında Doğu Aras'ı da bir noktalar kalkaz edildiği için enerjisiyle çok rahatlıkla kıyaslayabiliriz. Çünkü ikisi de dağıtım bölgesi. İşte bir tanesi Doğu Anadolu, bir tanesinde de işte başkent var ve İstanbul var. Yani ikisinin de son dönem performansı geride. Baktığınızda enerjisi de toparlamamış gözüküyor. Dolayısıyla bunların biraz daha orta vadeye yayılmış bir hikayesi var. Yani o yüzden yatırımcımıza biraz daha sabırlı olmasını açıkçası ben nacizane tavsiye ederim. Çünkü bunları aslında şey gibi düşünmek lazım. Bu tarz dağıtım bölgelerini, yani size belli bir tahvil faiz oranıyla ya da tahvil alıyorsunuz ama üzerine belli bir prim de alıyorsunuz. Aslında bu şirketler tamamen bu yönde gibi düşünmek lazım. Çünkü aslında getirileri çok yüksek. Önümüzdeki dönemde iyi getiri bekleniyor. Ama
yıl içerisinde çok fazla performans göstermiyorlar. Biraz daha geride kalıyor ama karlar açıklandıktan sonra bence iyi performans gösterirler diye düşünüyorum. Peki, Tekfen ve Enka'yı arkadaşlarımız sormuşlar. Tekfen'i istersen biraz girmişken ona da söyleyelim. Tabii, Toros tabii. Kubre'den bahsettin çünkü o Tekfen'e Aynen. olumlu yansıyor diye. Tabii, Tekfen'in inşaat tarafı da olumlu bu arada. Onlar da son dönemde Katar'da inşaatlar 400 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Son imzalar Şubat ayında atılacak ama o civarda bir şey olacak. Çok önemli bir iş, büyük bir iş. Üzerine zaten gübre işi çok iyi. O yüzden Tekfen tarafında biz olumluyuz. O tarafta geri çekimini alım fırsatı olabilir diye düşünüyorum. Enka da bu arada çok iyi işler aldı. Son dönemde Rusya'da Yandex'in merkez binasının inşaatını yapacaklar. Bir de İngiltere'de hani şehri hatırlamıyorum ama bir yerde bir iş aldılar bir ortakla birlikte. Ya bunlar iyi işler. Bunlar çok iyi işler. Enka yıllardır iyi yani iş alamıyordu açıkçası. Böyle kendi ölçeğine yakışır bir şekilde iş alamıyordu. Ama son dönemde çok iyi işler aldılar. Tabii Enka'nın en büyük şu anki handikapı diyelim işinin büyük kısmının dolar olması. Zaten şirketin raporlanan para birimi de dolar cinsinden. O yüzden TL'deki değer kazancından bir miktar negatif etkilenmiş gözüküyor hisse performansı. Ama bence sorun değil. Önümüzdeki dönemde bu şirket iyi karlar açıkladıkça hisse performans tekrar toparlar. Peki, çimento sektörünü sordun mu? Evet, konuştuk. Nuh Biz Çimento'yu orada sorduk mu peki pozitifiz. orada? Konuştuk. Nuh Çimento, O Konya tarafında da Çimento bir iş gelmiş. hazırlığı var dedik gördüğümüz Bir de kadarıyla. Konya Çimento gelmiş. Yani Konya Çimento aslında her sene işte operasyonlarından daha bağımsız, daha böyle işte bedelsizdir, temettüdür. Hani bu konuların hikayesidir. Hani Konya Çimento tarafında tabii net bir görüşümüz yok. Ama hani Konya Çimento yerine bence devi saydım. Çimento sektörüne yatırım yapılmak isteniyorsa Çimsa, Oyak Çimento ve hani bir miktarda Nuh Çimento düşünülebilir. İsmen. İsmen şimdi son dönemde piyasada çok muazzam işlem hacimleri var. Yatırımcılarımızla, izleyicilerle takip ediyordur. Tabii günün sonunda baktığımızda bu aracı kurumların komisyon oranlarına artış olarak yansıyabilir. İşmen de, İsmen de sektördeki önemli oyunculardan bir tanesi. Şirketin diğer işte kurumsal finans vesaire oradan yazdıkları gelirler de iyi gidiyor. Dolayısıyla İsmen zaten çarpım olarak da ucuz ve aracı kurum sektöründeki alınabilecek hisselerden bir tanesi. O yüzden biz de hani İsmen'deki uygun gördüğümüz yerlerde de açıkçası beğendiğimizi ifade ediyoruz dönem dönem. Peki Turkcell'i konuştuk, değil mi? Türkcell'i konuştuk evet. Türkcell Konuştuk çünkü Türk çok geri Telekom'u geldi. konuştuğumuzda. O tarafta da potansiyel olabilir diye düşünüyorum ben. Peki Türkcell. perakende sektörü ile ilgili ne söylersin ve perakende ile ilgili mesela örnek verebileceğin birkaç tane hisse olabilir mi? Tabii, biz perakende de aslında sıralama olarak ilk sırada Şok'u beğeniyoruz. Sonrasında da eşit olarak BİM ve Migros geliyor. Aslında Migros'u da çok beğeniyoruz. BİM'i de çok beğeniyoruz ama Şok'u bir tık daha fazla beğeniyoruz. Çünkü orada Getir'le bir şey olacak, bir işbirliği olacak. Ve Getir de Şok'tan da hisse alacak biliyorsunuz. Yani Şok'un aslında mevcut durumda online bacağı çok zayıf ve o tarafı da Getir'le tamamlarlarsa biz önümüzdeki seneden itibaren ciddi büyümeler görebiliriz diye düşünüyoruz. Ha tabii Migros bu işi zaten çoktan çözmüş bir şirket. Biliyorsunuz Migros tarafında işte sanal markettir vesaire bir 2-3 çeşit onların formatı var. Ve orada da oranın katkısı da gittikçe artıyor. Ve Migros baktığımızda sadece perakende sektöründe değil, EBITDA çarpanı olarak endeksin en cazip şirketlerinden bir tanesi. O tarafta niye o kadar iyi performans göstermiyor beni de şaşırtıyor açıkçası. Migros çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. BİM tarafında da pozitifiz. Şimdi son günlerde bir JP Morgan'ın satışı oldu gördüğüm kadarıyla. Ondan dolayı birazcık böyle bir BİM konusunda piyasada bir algı karışıklığı oldu ama yani o taraftan dolayı bir satış olursa açıkçası bu da bence biraz orta vade için alım fırsatı olur. Çünkü 3 şirketinde 4. çeyrek sonuçlarının ben iyi gelebileceğini düşünüyorum. Hem hacim anlamında hem ortalama sepet büyüklüğü anlamında
ben iyi olabileceklerini düşünüyorum bu şirketlerin. Peki Doğuş Otomotiv ve Tofaş ikisini otomotiv sektörüyle ilgili hem bunları Evet. söyleyebiliriz. Şöyle, orada Tofaş'ı daha çok beğeniyoruz mevcut durumda. Tofaş'ın zaten ucuz ihracatçı ağırlığı ihracata vermiş bir şirket. Doğuş Otomotiv de iyi bu arada. Onda da bir sıkıntı yok. Sıkıntı olduğu için söylemiyorum. Sadece o biraz daha geride kalabilir yani performans anlamında, ama ben Tofaş'ı açıkçası daha çok beğeniyorum. Çünkü hani Tofaş işte 74 lira oldu, %139 gitti vesaire gibi, hani pahalı olduğunu bu noktada düşünmemek lazım. Çarpan bazı, yani bu şirketin hisse başına elde edebileceği kar, aslında kurun işte mevcut ihracatı vesaire hepsini bir alt alta koyduğumuzda çok daha iyi olacağı için, aslında TL bazındaki hisse fiyatının çok böyle yatırımcının gözünü korkutmaması gerekiyor. İndes. İndes bilgisayarda en son, onu da bir yandan grafiğini de açayım. Tamam. İndes bilgisayarda hani biraz daha orta vadede beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Mevcut durumda işte orada geri çekildi, toparlanamadı vesaire, ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi TL'deki değer kazancı aslında buradaki kalıcılık sağlandığında önümüzdeki işte birkaç aylık periyotta bence tüketimi tekrar canlandıracak. Bu noktada teknoloji tüketimi en az gıda tüketimi kadar ön planda olacaktır. Ve bu bağlamda Indes gibi bu sektördeki lider şirketlerden bir tanesinde satışların artmasını beklerim ben 2022'de. Konka. Konka. O da yeni halka arz olan şirketlerden bir tanesi diye hatırlıyorum. Konya Kağıt. Sanayi. Halka arz fiyatının üzerinde şu anda biraz yatay performans gösteriyor. Bunun tabii bir finansallarına detaylı bakalım. Ondan sonra ben buna cevap vereyim. Daha detaylı olsun. Çünkü çok Tamam. yeni bir halka arz olduğu için Onu olmasın. haftaya Yatırımcı bakalım. yanlış yönlendirmeyelim. Tamam. Çok güzel. Orge Elektrik. Orge de proje bazlı bir şirket. Şimdi Orge tarafında da grafiğini de açayım bir yandan da. Evet, o da düşmüş ve oradan toparlayamamış şirketlerden bir tanesi mevcut durumda. Yani çok fazla öne çıkan bir şirket değil. O ne zaman öne çıkar? Bu şirketlerin özellikle metro tarafındaki işte mesela işte örnek ver, tamamen örnek olarak söyleyeceğim. Alarko metro işi aldığında işte Alarko'da alt taahhüt şirketlerine iş veriyor. İşte bir tanesi elektrik işleri veriyor, bir tanesi başka iş veriyor. Orge'de aslında bu tarz elektrik işlerini alan elektrik taahhütçü şirketlerden bir tanesi. Ha, finansalları vesaire iyi mi? İyi. Son dönemde biraz geri çekilmiş mi? Çekilmiş. Toparlaması zaman alabilir mi? Tabii biraz zaman alabilir. Ama yatırımcının tabii elinde var mı bilmiyorum açıkçası. Ama elinde varsa bence bir süre daha tutmalı diye düşünüyorum. Peki Erdemir mi Kardemir mi temettü açısından diye sormuş arkadaşlar. Erdemir mi Kardemir mi? Şöyle. Şimdi Erdemir tabii ki de temettü verimi daha iyi olur diye düşünüyorum, ama Kardemir'de hani son yıllarda az temettü verdiği, hiç vermediği dönem oldu vesaire. Ama bu sene 2021'den yine temettü vermesini beklediğimiz için hani Kardemir böyle ekstra bir heyecan yaratabilir. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Peki. GYO'lar. GYO'lar merak ediliyor. Alarko GYO mesela başta olmak üzere. Bir GYO'ların Evet. üzerinden mi geçelim? Son dakikalar. Geçelim. Alarko'da o da şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Onu da Alarko'nun kendi işleri var. Ama bir yandan da hani hem turizm tarafındalar, işte hem belli arsalar vesaire değer var şirkette. Bir yandan da kasasında dolar mevduat var. Bu bağlamda dolardaki tabii TL'deki değer kazancı da bu şirketlerin hisse performansını bir miktar zayıf latmış gözüküyor. Tabii hızlı bir toparlama var şu anda da. Yani bu şirket 36,5'ü görmüş, işte 25 liralara kadar inmiş. Şimdi de 28,8 liralara kadar yükselmiş durumda. Bence önümüzdeki süreçte tekrar dengesini bulur, daha yukarı bir fiyatta diye düşünüyorum. Natural enerji. Natural enerji Naten sanırım, evet. Naten. Naten de geçen sene halka arz olan şirketlerden bir tanesi. Orada da tabii doğal gaz dağıtıcısı bu şirket. Finansalları tarafında hani böyle çok böyle ekstra heyecan yaratacak bir konu yok, ama tabii şunu düşünmek lazım. Bununla birlikte şimdi ismini hatırlayacağım bir şirket daha vardı.
Başkent Gaz. Aslında doğal gaz işi yaptıkları için şimdi yazın kimse doğal gaz yakmıyor baktığımızda ama dördüncü çeyrekler bu şirketler için pozitif olabilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani olumlu anlamda söylemek istiyorum. Naten ve işte Başkent Gaz. Tabii Başkent Gaz'da ortak satışı falan oldu son dönemde. Onu da tabii göz önünde bulundurmak lazım ama bu şirketlerin finansal performansları genellikle dördüncü çeyreklerde iyi oluyor. Peki indeks bilgisayar ve ARD yazılım? ARD'de de uzun süredir iş alamamıştı. Sanırım geçtiğimiz hafta bir iş aldılar onlar da. Hisse performansına tabii süredir bakmadım. Onu da hızlıca açayım ben de. İndes bilgisayar zaten dediğim gibi orta vadede değer yaratabilir. ARD tarafında da o da geri çekilmiş. Toparlaması biraz zayıf olmuş ama ARD biraz o da biraz daha orta vadeli bir şirket gibi düşünebiliriz ARD'yi de. Peki Aselsan'ı sormuş arkadaşlar. Elimden geldiği kadar atlamamaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Aynen. Aselsan tarafında ben Aselsan'ı açıkçası beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Yani şirketin iş modeli çok iyi. Aldığı elindeki iş büyüklüğü çok iyi. Yani şimdi bugün hangi şirketin elinde 10 milyar dolara yakın iş büyüklüğü var? Hani bu Aselsan tabii ki de. Hani takipçi şirketlere de baktığımızda. Bu şirket yılda 2-2,5 milyar dolar iş yapabiliyor. Yani önümüzdeki 4 senenin aslında cirosun neredeyse garanti olduğu bir şirket düşünün. Kar marjı 3 aşağı 5 yukarı aynı. İşletme sermayesi ihtiyacındaki sorunu çözmüş. İhracata da yönelmiş. Teknoloji geliştiriyor. Hani çok çok iyi bir şirket Aselsan. Dördüncü çeyreklere genelde bu şirket iyi geliyor. Hani hepsini alt alta koyduğumuzda bence geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum Aselsan üzerinde. Peki İzmir Demir Çelik ne olur diye sormuş. Demir Çelik söyledik ama İzmir Demir Çelik'i söylememiştik. Ona da bu sabah baktık İzmir Demir Çelik tarafına. Tabii orada çok büyük bir şey görmüyoruz. Yani daha doğrusu şunu görüyoruz. İzmir Demir Çelik tabii biraz daha borçlu bir şirket. İşte cirosuna artış var ama hani bu seneki hem dolar TL kurunu düşündüğümüzde ortalama hem çelik fiyatlarını düşündüğümüzde aslında cirosu hani reel anlamda çok ciddi oranda artmamış ve kar marjları da Ereğli ve Kardemir'e göre çok daha zayıf. Baktığımızda biz orada demir çelik sektörüne daha çok Ereğli ve Kardemir'i tercih ederiz. Angen. Vallahi Angen de çok yeni bir halka arz. Onu da bir o da çok. Onu da ben notumu alayım. Angen'i önümüzdeki hafta bakalım. Tümosan. Tümosan da aslında son dönemde önemli atakları olan bir şirket. Yani baktığımızda askeriyeye dizel motor üretip satacaklar Gölcük Komutanlığı'na. Onu geçtiğimiz dönemde açıklamışlardı. Kendi fabrikalarının bulunduğu alanı işte stratejik yatırım bölgesine dönüştürmeye çalışıyor yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bununla ilgili bir yatırım taahhütü verdiler. 800 milyon TL kadar yanlış hatırlamıyorsam. Onunla ilgili başvuru yaptılar. Yani aslında kendini çok daha ileri taşımaya odaklı bir şirket. Dolayısıyla yatırımcılar hani burada geri çekimleri alım yönünde değerlendirebilirler diye düşünüyorum ki sanırım bugün berbat tavan olmuş. Yani bir 22 lira kadar çıkıp o da 16 lira kadar inmiş. Bugün de 19,5 lira kadar gelmiş. İyi performans toparlanma var aslında şirket. Cihangir kardeşim hepsi buradayı merak etmiş. Vallahi biz sadece Türkiye'ye bakıyoruz. Amerika tarafına. Ya ama şöyle yaparız yani ona da bir bakarız ama orada tabii çok ciddi fiyat hareketleri vardı. En son hatırladığım kadarıyla çok ciddi geri çekilmişti. Tabii son birkaç haftadır bakmadım ama halka arz sonrası performansı çok zayıftı. Detayına bakarız. Tamam. TGSAS. TGSAS o tarafta da tabii bir zayıf performans var. Toparlaması biraz zayıf olmuş ama biraz daha tabii yani bu şirketin daha iyi performans göstermesi için biraz 15 liranın üzerinde kalması gerekiyor. Temel anlamına da bakarız ama bu şirketin hani yatırım elinde olanların 15 lirayı çok ciddi şekilde takip etmelerini ben naçizane tavsiye ederim. Verusa. Verusa Türk mü yoksa Verusa Holding mi? Verusa Holding. Ha, Verusa. O tarafta da tabii işte bu boksit madenleri olsun, işte enerji işi olsun, hani birçok farklı alanda şirket faaliyet gösteriyor. İştirakleri de Vertu, o da girişim sermaye şirketi, yani Gözde'ye benzeyen bir şirket baktığımızda. Yani bu şirketlerle ilgili
Özellikle alım satım tarafında hani bu yeni iş, yeni yatırımlar yaptıklarında ya da boksit madeninin çok daha iyi çalıştığında çok daha iyi performanslar görebiliriz diye düşünüyorum. Yani onun dışında bence biraz daha yatay gidebilirmiş gibi. Son bossa. Şimdi Mehmet Aşçıoğlu var bizden sonra. Aynen. Borsa tarafında da zaten iyi performans göstermiş. Bugün de toparlamış. Şirket o da iyi tekstil şirketlerinden bir tanesi. Ama halka açıklığı çok düşük. O yüzden biraz daha volatil işlemler olabilir. Ona dikkat etmek lazım ama bu görüntü bu şirketin daha iyi olabileceğini gösteriyor açıkçası. Inveo'yu sormuştum değil mi sana? Inveo'yu konuşmadık. Bu Bunu Inveo atlamışım, Yatırım özür. Holding. Bu tabii bayağı bir geri gelmiş şu dönemde. Tabii buralar önemli. Baktığımızda şimdi bu şirketin yani 26 liraların altına gelmemesi gerekiyor ki yukarı yönlü bir hareket devam etsin. Hani biraz daha böyle 30-31 liraların üzerine çıkarsa bu şirket çok daha iyi performans gösterir bence. Ya İlyas Bey, sordum sizin hisselerinizi. Bu arada Tire'yi sormuş arkadaşlar. Valla bugün hani gazetelerde de okumuştur değerli yatırımcılar, izleyiciler. İhracatçılar hani sipariş alıyoruz ama onu kutulayacak kutu bulamıyoruz diyorlar. Yani neyle kutuluyorlar? İşte Tire'nin, Kartonsa'nın yaptığı işte bu oluklu mukavvalar vardır bilirsiniz. Online sipariş verdiğinizde gelen kutular. Bu tarz kutuları kullanırlar tabii ki de onlar da ama piyasada böyle bir durum var. Dolayısıyla bu tarz şirketlerin ben dördüncü çeyreklerinin hatta belki önümüzdeki yılında bu şirketler için iyi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki İSKPL, onu bilmiyorum ben açıkçası. İSKPL. Işık Evet. Plastik. İSKPL. Aynen. Yani Işık Plastik'le ilgili çok yorum Ha, Işık yapılacak bir durum Plastik. yok. Zaten bu şirket hani bir halka arz edildi Şubat ayında. Ondan sonrasında nereden baksanız Nisan ayından beri hani 3 aşağı 5 yukarı dümdüz bir çizgi olarak devam ediyor. Hani bu şirket için iyi bir böyle bir hakikaten temel bir ana katalist gerekiyor bu şirket için ki toparlaması için. Yoksa hani anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla naçizane görüş olarak bu şekilde devam eder bu şirket, yatay Samsun'a şekilde. gidince İlyas bana pide ısmarlayacağım. Bak şimdiden siparişi ver. Tamam mı? Şöyle Samsun pidesi. Natural gazı sormamışım. Natural gazı konuştuk, Nate. Ya pide ısmarlayacaksın bana yine de. Hadi seni kırmayalım bir kere daha, onu da kapatalım. Sonra aşçıoğluna Naten tarafında yani dediğim gibi onda dördüncü çeyrek iyi olabilecek şirketlerden bir tanesi. Çünkü sonuçta doğal gaz iş yapıyorlar. Doğal gaz dağıtıyorlar. Pardon. Doğal gaz fiyatları da malum biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bu şirketin de işte Başkent Gazı'nda bunların da işleri iyi olabilir. Ama hani Başkent Gaz'a ortaklıkla ilgili sondan bir hisse satışı olmuştu. O devam ediyor mu bilmiyorum. Ondan hariç konuşuyorum. Dördüncü çeyrek için bu iyi olabilecek şirketlerden bir tanesi olarak düşünüyorum açıkçası. Naten. Kimsa Gürkan sormuş. Temettü verir mi bu yıl? Şirketin karına bakalım ama Çimsa zaten düzenli temettü şirketlerinden bir tanesi. Dolayısıyla hani vermemesi için ekstra bir sebep olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Çimsa şeyi de sattı. Bu bir Niğde'deki çimento fabrikasına böyle birkaç varlığını falan da satmıştı. O da 4. çeyreğin finansallarını ya da 3. çeyrek girdi mi onu da bir kontrol edelim. Ama yani şirketle ilgili olağanüstü bir karar yoksa bu şirketin temettü vermesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu şirketin son 4 çeyrekteki yani 2020'nin 4. çeyreği ve ilk 3 çeyrek toplamı gibi düşünün. Toplam karı 670 milyon TL. Çok büyük rakam. Hani tabii içerisinde one-off bir şey de var. Temettü verir diye düşünüyorum. Valla benim portföyüm yok Mikail'cim ama Cihangir'in bir son sorusuyla kapatıyorum. Hocam, yabancı yatırımcı için bir yıl ya da iki yıl tutacağımız senelik bir hisse söyler misin? Ve son. Yani yabancı yatırımcının da alabilecek, yabancı Kaşı yatırımcı konuştuk. yatırım yapacak diye anlıyorum. Hani biz bir hisse önereceğiz, yabancı yatırımcı omuz hisse yatırım yapacak ve yabancı yatırımcı 1-2 sene kalacak. Herhalde onu soruyor Mikail Evet. Bey. O zaman şöyle söyleyelim. Biraz önce saydığımız şirketler var ya, yabancı yatırımcı temel hikayesi olan işe gelir. Yani hani böyle çok spekülatif hisselere gelmezler. O yüzden havacılık, işte beyaz eşya, perakende, demir çelik, petrokimya, bu sektör, oto, bu sektörlere yabancı yatırımcı gelir. O Tuborg. yüzden Tuborg'a da gelebilirler ama Tuborg'un halka açıklık oranı çok düşük. Yani
yatırım yapılabilir seviyede değil. Öyle söyleyeyim size. Yoksa çok iyi şirket. Hani finansallarına baktığımızda biz Truework'ta iyi olduğunu görüyoruz ama piyasa dolaşı hisse sayısı çok az olduğu için o da tabii yatırım yapılamıyor en azından. Büyük portföyler tabii. Kemal seni kırmayayım. Mehmet Aşçıoğlu bekliyor vallahi, dövecek beni. Gerel. Aşçıoğlu'nu arayın arkadaşlar. Gerel tarafında, Gerel de tabii çok yatay hareket eden şirketlerden bir tanesi. Ya bugün kapanıştan sonra bu şirket tabii 4.50'lerin falan o tarafa yaklaşırsa sıkıntı olur. Ama tekrar bu şirket toparlar dememiz için bu şirketin 5.50'yi geçmesi gerekiyor. O yüzden birazcık ortada bir hikayesi var Gerel'in, öyle düşünmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Burak Salman, Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Ben teşekkür ederim. Burak, ne kadar çok şirketi görüşmek tanıyorsun üzere. Böyle yakından. ben senin hızına yetişemedim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Birçok arkadaşımızın sorusunu yöneltmeye çabaladım. Günahı bana, sevabı Burak'a. Hemen bir iki dakika ara verelim. Sularımızı, çaylarımızı tazeleyelim. Mehmet Aşçıoğlu bizlerle olacak. Burak, sevgiyle kal, hoşça kal. Bir de görüşmek beğeni üzere. Yapalım çok arkadaşlar. Selamlar. Herkese iyi yıllar şimdiden.